Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuğum var, farklı ve ilgi çekeceğini düşündüğüm bir konuda sohbet edeceğiz kendisiyle. Tarihçi, akademisyen Aksel Çorlu. Çorluyan mı demeliyim bu arada, Çorlu mu demeliyim? Çünkü internette onu da açarız. Belki kolaylık olsun diye yanlı kısmını kullanmıyorsunuz, bilemiyorum. Kendisi onu da anlatacaktır. Kendisiyle Türkiye'de azınlık olmak gibi çetrefilli ve netameli geniş bir konuyu konuşacağız. Mümkün olduğu kadar zamanımız el verdiğince. Bu arada baştan söyleyeyim, ben sadece moderatöre de soru soran birisi değilim. Bu bir sohbet kanalı, sohbet programı olacak. O yüzden aralarda girip merak ettiklerimi söylememi ve sormamı, yorumlarımı katmamı doğal karşılayın lütfen. Kendisini tanıtmasını rica ederek başlayabiliriz. Hoş bulduk. Ben de teşekkür ederim. Kendimi tanıtmaya çok meraklı biri olmadığım için biraz böyle şey tabii, insana garip geliyor. Tarihçiyim ben. Yani daha önce tabii siyaset bilimi, sosyoloji vesaire de çalıştım değişik üniversitelerde ama tarihçiyim. İşte Amerika'ya geldim 99 yılında. Ondan sonra da buradaydım. 99'dan bu yana buradaydım. Dört ayrı üniversitede işte bir sürü değişik alanda dersler verdim. Bu tarihçiler arasında en moda olan şey çok böyle dar bir alanda dar bir şey yapmak uzun zamandır. Ben biraz daha eski usul bir şeyle yaklaştım. Çok fazla alanda çok fazla şey yaptım. Onun için işte yemek tarihinden savaş tarihine, işte Osmanlı tarihinden modern Amerikan tarihine bir sürü şey yaptım yani. Tabii bütün bunları yaparken de yani kendi kimliğim ve kendi geldiğim topraklar nedeniyle zaten ilgimi çeken başka şeyler vardı. Azınlıklar vesaire gibi. Tabii ki onlarla da uğraştım. Ben sizi Ergun Babahan'la savaş tarihi Bizans'la ilgili bir programda izlemiştim. Sosyal medyada da ilgiyle takip ediyorum. O yüzden izleyiciler de bugün sizi tanısın, fikirlerinizden faydalansın istedim. Öncelikle Türkiye'de azınlık olmak herhalde zor bir şeydir diye düşünüyorum. Niye? Yani ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin makbul saydığı vatandaşlardandım yakın bir zamana kadar. Evet, geçmiş Müslüman zaman. Türk. Evet, Müslüman, Türk, Hanefi değişebilir. Bunlar değişiyor devletin tehdit algısı. Azınlıklar hariç, azınlıklar sabit galiba. Sabit düşman ve sabit tehdit. Ama işte Sünniyseniz, Türkseniz, Müslümansanız işte devletin asli unsuru kabul ediliyorsunuz. Azınlıklar bana da ilginç ve farklı gelirdi. Niye? Çünkü İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Üstelik İstanbul'un Şişli bölgesinde, yani azınlıkların geleneksel olarak, tarihi olarak, yoğun olarak bulunduğu bir bölgede olmama rağmen azınlıklar adeta soyu tükenmekte olan bir tür gibiydiler. Niye? Ben sadece bir ortaokuldan bir Yorga isimli çok tatlı bir matematik öğretmenimiz vardı. Bütün o kadar Türk Müslümanın arasında bir farklı. Merak da ederdim ama bir şey de soramıyorsunuz. Yani siz kimsiniz, nesiniz, nereden geldiniz? Zaten hoca, hani Türkiye'de insanlar otorite, okulda öyle bir şey oluyor. Hocalarla zaten aranızda mesafeli bir şey var. Ermenilerin, azınlıkların nasıl kendilerini, kimliklerini gizlemek zorunda kaldıkları gerçeğini yavaş yavaş öğrendik. Ama normal Türkiye'nin tedrisatından geçen kimsenin bunu anlamasını, öğrenmesine pek imkan olmuyor. Türkiye sınırları içerisinde doğdunuz, büyüdünüz. İsterseniz oradan biraz bahsederseniz, kimsiniz? Türkiye'de azınlık olmak nasıl? Nasıl bir azınlık geçmişinden geliyorsunuz? Çünkü bu soruları sormak da siyaseten doğru gibi de gelmiyor. Yani şimdi insan tanıdığı zaman, samimi olduğu zaman sorabilir. Yani Ermeni misiniz, Rum musunuz, işte Levanten misiniz, tam nesiniz falan. İnsan samimi olmadığı zaman sanki sormak ayıpmış gibi bile gelebiliyor. Bir kere bunu sormak ayıp mı? Onu da sorayım önce. Önce başlayalım öyle. Her şey bağlama bağlı tabii. Tam işte söylediğin gibi şey bağlam çok önemli her zaman. Kim soruyor, hangi koşullarda, hangi ortamda konuşuluyor bunlar her şeyi o belirler sonuçta. Bunun ayıp değil ama acayip olduğu yerler vardır şüphesiz. Özellikle de böyle şey gibi. Bunun Amerika'daki eş değeri şudur. Böyle birisiyle konuştuğunuz zaman yani burada çok uzun yıllardır yaşayan bir Amerikalı olmuş insanlardan bahsediyorum mesela. Size işte nereden olduğunuzu sorarlarsa mesela aksanlı konuştuğunuz için o aslında sorumludur bazen. Her zaman değil bazen hani şey safça sormuş olabilir ama bazen de hani yani sen buradan değilsin galiba anlamında bir sorudur o. Necisin sen sorusudur. Türkiye'de de bunun versiyonları var. Yani o bağlama bağlı. Ben İzmirliyim. İşte ailede çok uzun zamandır İzmirli. İşte anne tarafı ailenin bugün Levanten denilen, gerçi Levantenler kendine Levanten demeyi sevmezler yakın zamana kadar. O benim kuşağımın daha çok kabul ettiği bir
bir laf. İşte Levantenler şeydeki Osmanlı topraklarındaki bu kıyı şehirlerinde işte Selanik, İstanbul, İzmir, işte İskenderiye, Beyrut gibi şehirlerde bulunan özellikle ve oraya yerleşen uzun bazıları yüzyıllarca orada olan, bazıları daha yakın zamanlarda işte 19. yüzyıla mesela gelen batılı aileler her yerden, sadece en çok bilinenler İtalyan, Fransız oluyor. En çok sayısal olarak çünkü en çok oradan, ama her yerden, Avusturya'dan, İngiltere'den, yani Balkanlardan, başka yerlerden de var. Çok çok Almanya'dan vesaire. O yüzden bütün Levantenler karışıktır zaten kendi aralarında çok evlendikleri için. Benim işte anne tarafı öyle. İtalyan, Fransız, Rum orası. Baba tarafı da Ermeni. Peki Levantenlik bir din mi yoksa etnik köken mi? Ve Levantenler kendilerine ne denilmesini tercih ederdi? Neden Levanteni sevmiyorlardı? Bu ifadeyi kullanmıyorlardı. Yani din veya etnik köken değil tabii. Levanten kelimesi şey demek aslında, Levant'tan geliyor. İşte doğuda, yani doğuda olan anlamında kullanılıyor. Yakın zamana kadar bugün bizim Levanten dediğimiz insanlar kendilerini, hepsi değil ama çoğu sevmiyordu bunu. Çünkü pejoratif bir anlamı vardı, kötü bir anlamı vardı. Hmm. Yani mesela batıda onlara öyle dendiği zaman o şey demekti. Yani siz buradan gittiniz, biraz böyle doğulularla karıştınız, biraz garip oldunuz falan anlamıydı aslında. Burada da, yani burada derken tabii aklımızdaki yerden bahsediyorum. Washington'dan değil. Türkiye'de de Levanten dendiğinde işte böyle değişik anlamları var. Mesela çok böyle sorumlu bir kavram vardır. Tatlı su frengi diye bir laf vardır. Bilmiyorum. Evet, argocusu öyleymiş. Biraz araştırırken onu gördüm. Evet. Hiç onu duymamıştım. Evet, çok da sorumlu bir laftır aslında. Yani o mesela Levanten'in aksine bugün de kabul edilmesi mümkün olmayan bir laf aslında. Çünkü şeye yöneliktir aslında, onun şey yaptığı, hedefe koyduğu insanlar daha çok Ermeniler ve Rumlardır. Yani Osmanlı'nın daha eskiden gelen azınlıklarına aslında onu derler. Niye? Çünkü o insanlar Levantenlerle evlenip bazıları İtalyan, Fransız vatandaşlığı falan alırlar mesela. Onları da tatlı su frengi dedikleri zaman, yani burada işte böyle batılı gibi davranmak kolay vardır altında onun. Aynı zamanda tabii o bildiğimiz Levantenlere de kullanılır hale geldi sonra. Ama her durumda yani kötüleyici bir laftır. Onun için bir laf değil. Kısacası öyle. Osmanlı deyince Osmanlı'da millet kavramı ve işte Yahudiler, Rumlar ve Ermeniler diye üç ana hatlarıyla böyle bölünüyor. Levantenler bu kategorilerin hiçbirisinde, daha doğrusu ayrı bir kategori olarak sayılmamışlar ve Lozan'da mesela azınlıklara, hepsine, Lozan'ın gizli maddelerine de girermişiz maddeler, şimdi. Evet. Lozan'da azınlık statüsü alınca bu ana dilde eğitim ve kendi okullarını açabilme hakları var ama Levantenler için böyle bir şey söz konusu değil herhalde. Siz eğitiminizi nerede aldınız üniversiteye kadar? Şöyle ilk tarafını önce şey yapayım, unutmadan söyleyeyim. Evet, Levantenler şey değildi, yani Osmanlı'daki azınlık statüsünden yararlanmadılar. Çünkü yakın zamana kadar yani hem Osmanlı vatandaşı değildiler, hem de yakın zamana kadar çoğu Türk vatandaşı da değildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da değildi. Çoğu hala işte değişik batılı devletlerin vatandaşı olarak devam ettiler. Zaman içinde Türk vatandaşlığı da aldılar. Bugünlerde artık çoğunun Türk vatandaşlığı vardır zaten. Tabii bu yani bir yandan avantajlı, bir yandan dezavantajlı bir şey tarihsel olarak. Çünkü vatandaş olmadığınız ülkedesiniz ama yerleşmişsiniz oraya. Bazılarınız hani yüzyıllardır orada, bazılarınız yüzyıldır orada. O da az bir zaman değil. O toprakta yaşıyorsunuz. O toprağın insanı olmuşsunuz artık açık ve net bir şekilde. Ve o topraklarda olan şeyler sizi etkiliyor doğal olarak. Şimdi devlet mesela, başka Osmanlı Devleti veya Türkiye Cumhuriyeti başka şeyler, devletlerle anlaşmalar yaptığı zaman, siz ona dahil edilmediğiniz zaman hem bazı yönlerden işte şey çıkabilirsiniz, kurtulabilirsiniz diyeyim bazı şeylerden, hem de tam tersine kötü etkilenebilirsiniz. Yani bunun iki yanı var. Eskiden tabii şöyle bir şey var, yani gündelik hayattan falan çok bahsetmek istiyorum o ilk başta söylediğiniz şey için, çünkü çok önemli, gündelik hayat tecrübesi önemli bir şey yani insanların. Eskiden İzmir'de mesela 19. yüzyılın sonunda diyelim, işte 1880'lerde mesela İzmir'in toplumunun 1/3 aşağı yukarı Levantendi. Yani yabancı vatandaşlığı olan insanlardan bahsediyorum. 1/3. 1/3'ünden fazlası Rum'du. Önemli bir kısmı Ermeniydi ve Türk, Müslüman olarak bakabileceğimiz, Türk de sorumlu çünkü o zaman icat edilen bir kavram bizim anladığımız haliyle, ama Türk, Müslüman şimdi kısa bir şey olarak kullanırsak onu, şehirde azınlıktı, çoğunluk değildi. Yani İzmir böyle bir şehirdi. Şimdi o şehirde yaşamakla bugünkü İzmir'de yaşamak aynı şey mi? Değil. Tamamen farklı bir gerçeklik içinde yaşıyor insanlar. O her şeyi belirleyici bir şey. Ama onun bir takım devam eden şeyleri var tabii. Yani günümüze kadar devam eden var. Onun en belirgin olan tarafı okullar. Hani mesela İzmir'liyseniz işte herkes şeyi bilirdi yakın zamana kadar.
İşte anaokulu için mesela İtalyan anaokulu vardı. Orada rahibelerin şey yaptığı. İtalyan ilkokulu da vardı ama ona sadece şey gidebiliyordu işte İtalyan vatandaşları vesaire gidebiliyordu. Ben işte anaokuluna orada gittim tabii. Hatta anaokulunda hatırlıyorum oradaki beni çok seven bir rahibe vardı, Sora Alfonsina. Onun için ben tercüme yapıyordum. Hem Türkçe hem İtalyanca konuştuğum için işte o bütün işte oraya gelen işte Türkçe konuşan çocuklara ben onun tercümesini yapıyordum falan. Ondan sonra ama tabii ben aynı zamanda da Türk vatandaşı olduğum için zaten şey opsiyonum yoktu benim. İtalyan okuluna gitmek gibi bir opsiyonum yoktu. Mecburen zaten hani şey devlet okuluna gitmek gibi bir şey vardı, ilkokula gitmek gibi. İşte ondan sonra da genelde Levantenlerin çok gittikleri okullar vardır lise düzeyinde falan. İzmir'de mesela bu ya Saint Joseph olur ya Türk Koleji olur. O da ilginç bazı yönlerden. Ya da İzmir Amerikan olur ama İzmir Amerikan Kız Koleji'ydi o zamanlar. Erkek yoktu. Ben işte şey gittim, Türk Koleji'ne gittim. Oradan mezun oldum. Sonra da oradan Bilkent'e, ODTÜ'ye falan. İsim meselesi ailenin adı. Yani ben şeye inanmıyorum tabii böyle ataerkil sistemin böyle isimlendirme şeyine inanmıyorum. Niye sadece babanın ismi devam ediyor da annenin ismi devam etmiyor? Yani saçmalık değil mi? Her iki tarafında ortak sonucuyuz yani annenin de babanın da. Onun için ben her ikisini de kullanıyorum sosyal medyada çoğu zaman. Twitter'da kullanmıyorum çünkü orada hani resmi ismimi kullandım. Resmi isimde de başka sorunlar var. Benim ismim X ile yazılır. Axel KS ile yazılmaz aslında. Öyle şeyi ama onun öyle yapılmasının bir sebebi var tabii. Türkiye'de hani annemle babamın şeyi düşünmesi bu. Aman çocuğun başına iş gelmesin. Şimdi başka bir isim koyarsak ailedeki eski isimlerden ne bileyim Luigi olur, Angelo olur öyle bir isim koyarsak başına bir sürü zorluk çıkar falan. Hani KS ile yazılır. O hani daha böyle sorun çıkmaz belki falan diye buldukları bir şey. Anne tarafının soyadı Bertamini mesela. O kayboluyor şeyde resmi şeylerde ben kullanıyorum. Baba tarafının da eskiden yani geriye gitmek gerekiyor. Üç kuşak geriye gitmek gerekiyor. Çorluyan'dı evet. Onun Çorlu'ya değiştirilmesi kolaylık yani kolaylığı nasıl tanımladığımıza bağlı. Kolaylığın evet. Tanımı kolaylığın tanımı ne bileyim işte otobüste rahat bir koltuğa oturmaksa farklı mesela. Ama kolaylığın tanımı hayatta kalmak için mücadele etmekse o zaman kolaylık evet. Bu hayatta kalma şeyi tedbiri pek çok Ermeni'nin de yaptığı bir şeydir. Yani 1915'ten sonra mı nasıl bunun hikayesini sakıncası yoksa dinleyebilir miyiz? Yani çünkü bu kısım önemli. Yani 1915 elbette Ermeniler için müthiş büyük travma elbette. Onun sonuçları olarak aslında bana kalırsa bu kadar Ermeni'nin bile Türkiye'de kalmış olması ya da yaşamayı tercih etmesi bir mucize. Yani başınıza bütün bunlar geldikten sonra öyle bir toplumda travma içinde yaşamadan kalmak, yine tekrar aynısının olabileceğini düşünmeden, korkmadan yaşamak çok zor. Belki de korkuyorlardır bilemiyorum tabii işte o yüzden. Doğrudan bu durumdaki azınlıklarla konuşmak, diyalog bence çok önemli. Onları anlamak açısından. O hikaye nedir yani yan kısmının atılması? Şöyle yani tabii herkesin tecrübesi farklı. Her ne kadar çok büyük toplumsal olaylardan bahsediyorsak da bireysel olarak baktığınız zaman ailelere, şunlara, bunlara o zaman tabii farklılıklar ortaya çıkıyor. Yani mesela İstanbul Ermenilerinin daha çok kalmış olması, hayatta kalmış olmasının bir sebebi var. Tabii ki İstanbul Ermenileri de son derece ağır şeylerden geçtiler. Tabii ki soykırım sürecinden onlar da geçtiler. Ama daha sonraki Cumhuriyet sürecinde İstanbul'da Ermeni olmak ve daha önemlisi Ermeni kalabilmek daha mümkündü. Niye? Çünkü orada belli bir sayı hala vardı. Okullar vardı gidilebilen. Kendi dilini konuşma fırsatı vardı. Öğrenme, konuşma, okuma bunlar vardı. Ama şeyi düşünürseniz yani Anadolu'nun bir takım yerlerinde kalmış Ermeni çocuk bazıları, anne babası öldürülmüş vesaire, ortada kalmış insanlar yani bunlar. Onları düşünürseniz ne yapacak bu insanlar? Yani nasıl hayatta kalacaklar bu insanlar? Ne şey var, doğru düzgün okul var. Yani Ermenilerin sonuçta ana toprağı en böyle tarihsel olarak geriye gidersek, bugün Türkiye'de Doğu Anadolu denilen evet. topraklardır. Ermenistan orasıydı yani. Tarihsel Ermenistan orasıydı. Bugünkü Ermenistan onun hani kenar dış köşesi gibi küçük bir yer aslında. Yani ama o topraklarda yok edilişten sonra geriye kalan insanlar normal toplumsal işte şeyleri kurumları kalmadan destekleri kalmadan hayatta kalmak zorundaydı. Bir kısmı asimile oldu tabii ki daha önceki asimilasyonların aksine bu farklı bir süreç. Bir kısmı da asimile olmadı ama kendini savunmak için daha çok daha kapalı bir hayat yaşamaya başladı. İşte bizimkilerin hikayesi de öyle. Onlar yani benim babaannem ve dedem oluyor. Onlar işte şeyin hayatta kalanları, ailenin tek tük hayatta kalanlarından. O ikisi çok küçük çocukken kurtarılmışlar. Nereden kurtarılmışlar?
Hangi şehirde ya da bölgede? Yozgat'ın bir yerinden, Sarayköy diye hatırlıyorum. Orada işte ailenin büyük çoğunluğunun öldürülmesine şahit olduktan sonra onların bir akrabası o ikisini kurtarmış çocukken. Oradan Ankara'ya gelmişler küçük çocuk olarak. İşte Ankara'da büyümüşler, Ankara'da hayatlarını kurmuşlar falan. Ankara'da işte o karar veriliyor. Yani Çorluyan değil, Çorlu olarak biz yaşayalım kararı orada veriliyor. Hatta daha sonraki kuşaklara kendi dillerini öğretmeme kararı da orada geliyor. Yani mesela babama öğretilmedi Ermenice. Niye? Çünkü başına iş gelmesin, bir şey olmasın, aman bir şey çıkar vesaire vesaire. Bir korku şeyi, büyük bir kültürel kayıp aynı zamanda tabii ki. Bu korkunç bir yani kişisel travma. Bu aslında bu bana kulüp dizisini de hatırlatıyor. Oraya da girmek istiyordum. Acı bir kere bir insanın ana diline unutturulmak zorunda bırakılması. Yani Türkiye'de bu aşina aldığımız bir şey. Yani Kürtler ana dillerini öğrenemiyor ama en azından sayıları yüksek olduğu için köylerinde, işte kendi aralarında okulda konuşamasalar, öğrenemeseler bile bu Kürtçenin devamlılığı var. Ama diğer diller konusunda aynı şey yok. Fakat şimdi baktığımız zaman kulüp dizisinde de böyle bir sahne vardı. Rumların başına gelenden sonra ve özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o Türkleştirme politikalarından tedirgin olduğu anlaşılan bir iş adamı belli ki varlıklarının durumunu korumak için işte annesi ona zorla Rumca konuşmayı yasaklıyor. Türkçe konuşuyorlar. Sonra anne Alzheimer olup da tekrar ana diline tabii ki hafızasını konuşmaya başlayınca sorunlar çıkıyor vesaire. Bu diziyi izlerken insanlarda müthiş bir sempati oluştu. Yani Twitter'a baksanız Türkiye'deki herkes acayip üzgün. Yani ah bu azınlıklar ne kadar büyük zenginlikti. Ah İstanbul ne güzeldi o zamanlar. İşte bütün zanaatkarlar, sanatçılar. Ne güzel komşularımız işte, vardı. Evet ne güzel bizim de gayrimüslim komşularımız vardı ne güzeldi falan. Hani kör olur, ölür, badem gözlü olur gibi biraz sanki Türkiye'deki azınlıklar da yok olduktan ve numuneye dönüştükten sonra değerli hale geldiler gibi. Yani yoksa hani tehdit olmayacak kadar böyle numunelik orada burada 10 bin, 20 bin falan onlar bir sorun değil. Ama bu insanlar Anadolu'nun işte yani Yozgat deyince akla eskiden olsa mesela ben büyürken Yozgat işte MHP'nin falan gayet güçlü olduğu. Türk İslam sentezinin merkezi neresidir deseler Yozgat derdim mesela yani. Yozgat'ta bir Ermeni varlığının olduğunu bile düşünemezdim. Ama şimdi bak biliyoruz ki işte daha önce Maraş'a gittiğimde görmüştüm. Burası Ermeni mahallesi diyorlar işte Ermeni evleri. Yani ne oldu bu insanlar? Yani nereye gitti bu kadar çok insan? Ama bizim gibi bizim kuşağımızda büyüyen insanlar için Anadolu'nun içinde Türkler ve Müslümanlar dışında başka toplulukların sayıca yüksek olduğunu hayal etmek bile imkansız. Yani her şeyden önce şeyi söylemek lazım. Bu bahsettiğimiz sempati, işte böyle nostalji, garip böyle bir dalgası, nasıl diyeyim, empati ve sempati dalgası içinde iyi şeyler barındırıyor. Tamamen kötü bir şey değil. Ama çok da sorunlu bir şey. Bu konuda da epey yazdım, konuştum, yine konuşabiliriz. Niye sorunlu olduğunu. Konuşalım. İnsanlar görmemiş olabilir elbette. Tabii. Ama ondan önce şunu söylemek lazım. Bu Türkiye toplumunun hala görece küçük bir kısmından bahsediyoruz burada. Yani bu konuda ciddi bir hani bilimsel çalışma yapılmadı herhalde ama ikimizin de bileceği gibi Türkiye toplumunun önemli bir kısmı için hala azınlık olmak bir problemdir yani. O çok da böyle sempatiyle bakılan bir şey değil hala. Önemli bir kısmı. Küfür ve hakaret. Ermeni soykırımı zaten bir tabu o ifadeyi kullanmak. Onu kullanıyorsanız zaten vatan hainisiniz. Yani vatan haini. Doğru. Öteki taraftan da yani bu hani yükselen sempati dalgası meselesindeki sorun şu. İlk sorun birincisi insanların tarihsel bilincinin olmaması. Yani ben nereden geldim? Benim ailem nereden geldi? Biz kimdik? Bunları soramıyor insanlar Türkiye'de çeşitli sebeplerden onları da konuşuruz. Bunları soramamanın ötesinde bir de böyle çok şirin bulunan azınlık olayı işte ah ne güzeldi nostaljisi yapılırken bir sorumluluk almama durumu da var. Yani bütün bu insanların yok edilişinde sadece Ermeni soykırımından bahsetmiyorum. Türkiye toprakları maşallah çok zengin yok edilişler konusunda bir sürü yok ediliş var bir tane yok. Bütün bu yok edilişler sırasında en basitinden söyleyeyim materyal şeye bakalım, materyal olan şeylere bakalım. İşte bizim oturduğumuz apartmanın arazisi kimden geldi acaba? Şurada işte bilmem ne kilisesi varmış artık yok bilmem ne oldu o falan. Bütün bunlar nereden geldi? Bizim ailemiz bundan faydalandı mı acaba? Bu soruları insanlar sormak istemez genellikle. Akıllarına da gelmez ama gelecek olsa da pek rahat, konforlu sorular değil bunlar sorulması. İkincisi daha farklı bir şey belki o da şu.
Yani özellikle Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra bir şey başladı. Bir uyanış mı diyeyim artık, bir farkındalık başladı. Yani bu insanlar zaten yok olmanın eşiğine gelmişler, bir de bakın ne oldu yine diye bazı insanlar, yine çoğunluk değil bence, azınlık, Türkiye toplumunun azınlığı, deli bir uyanış sürecine girdi. Orada bir dönüşüm başladı, ilgi başladı falan, işte azınlık kültürüne vesaire, sadece Ermenilere değil, Rumlara ve Levantenlere vesaire de. Mesele şu ki bunları öğrenirken, bu konularla ilgilenirken, hatta sempati veya empati duyarken hala devam eden güç ilişkilerinin de farkında olmak lazım. İlla geçmişte ne olduğu değil, bugün nasıl olduğu. Bugün biz hala eşit vatandaşlar mıyız Türkiye'de? Değiliz. Hiçbir zaman olmadık. bunu şimdi ben nerede görüyorum mesela, bu dönüştürücü? Hayatta bazı şeyler yaşanarak ancak anlaşılıyor ya. Bunu şurada görüyorum ilginç bir şekilde. Son, yani geçtiğimiz 10 yılda diyelim, hani Türkiye'de pek çok grup insan ezildi, mahvoldu, trajik şeyler yaşandı, korkunç şeyler yaşandı. Mesela 15 Temmuz sonrasında çok büyük sayıda insanın başına gelenleri hepimiz biliyoruz, konuşuyoruz, sosyal medyada da her yerde yazılıyor, çiziliyor. Bu insanlar arasında mesela görüyorum, hepsi değil tabii ki ama önemli miktarda insan arasında görüyorum, daha önce bu konuları hiç düşünmemiş olan insanlar bir dakika demeye başladılar. 21. yüzyılda bize bunlar yapılabiliyorsa, 100 yıl önce, 50 yıl önce acaba o insanlara neler yapılmıştır? Bu soruları soranların sayısı arttı bir anda. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil kesinlikle. Yani tabii ironik olarak kötü bir şeyden geliyor, hani yaşanan sürenin kötülüğünden ama sonuç olarak o anlamda iyi bir şey. Öte yandan daha derinine inmek istiyorsak eğer, sadece böyle bir merakla falan ya da nostaljiyle bırakmamak lazım. Bir şey. Öyle bırakıldığı zaman çünkü hiçbir sorumluluk yok. Hay Allah, oldu, kulüp dizisini de seyrettik, üzüldük ve tamam hayatımıza devam edelim, akşam yemeğinde ne var? bu iş bu kadar basit değil ama yani biz hala yaşıyoruz, yok olmadık daha. Eşiğine geldik yok olmanın ama daha yok olmadık, varız yani. Hala konuşulabilir şeyleriz ve hani en başta söyledik ya, bazen hani bir yazıda söylemiştim Ali'nle olan şeyde, söyleşide, yani bazı zamanlar kendimi bir hayvanat bahçesinde gibi hissediyorum, egzotik böyle bir şey gibi falan diye. Öyle olmamalı aslında. Öyle olmasının sebeplerini çok iyi anlıyorum ve onu dediğim gibi konuşuruz ama daha normal olan bir şey olmalı ve hani zaten bu toprakların ortak insanlarıyız ve bunun da şeyin ötesine geçerek anlaşılması lazım işte. Keşke bütün insanlar kardeş olsa falan gibi çok geniş lafların ötesine geçmek gerekiyor. Ben 2016'da bizim gazeteye el konulduğu zaman Türkiye'den çıktım ama onun öncesindeki 2-3 yıl içerisinde çok yoğun bir şekilde devlet baskısına, devletin şu anki sahibi olduğunu düşünen kitlenin baskısına da maruz kalmaya başlamıştık. Ve seçim akşamlarından birinde gazetenin etrafında insanlar korna çalmaya, toplanmaya falan başlamıştı. Yani işte siz kaybeden, biz kazanan gibi. Ve o zaman şöyle düşünmüştüm ben, çok samimi olarak. Birkaç sefer düşündüm de o akşamı da net hatırlıyorum. Biz burada, bizi yaksalar bu binayı mesela, kimsenin umurunda olmadığı gibi alkışlar insanlar. O zaman aklıma geldi yani Sivas, işte diğer vakalar, tarih boyunca yaşanan tonla örnek. Niye bunu söylüyorum? Çünkü daha önce hep şöyle düşünüyordum. Onayladığım için değil azınlıkların ya da ötekilerin başına gelenler elbette. Yani okudukça bu konuda öğrenen birisi olarak her zaman üzüntü duydum. Ama herhalde diyordum, öteki kabul edilmenin şartı Müslüman olmamak, dindar olup olmamak değil, Müslüman olup olmamak. Yani eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kimlik olarak, doğuştan kimlik olarak Müslüman değilseniz tehditsiniz, ötekisiniz. Ama 2016'dan itibaren özellikle yaşananlar bize gösterdi ki onlardan bir farkım olmamasına rağmen beni de ve de benim gibileri de düşman, hain, kolaylıkla ilan edebildiler. O zaman anladım ki Türkiye'deki öteki ilan edilmek de, düşman ilan edilmek de çok kolay ve bunun şartı illa doğuştan getirdiğiniz özellikler değil. Böyle bakıldığı zaman ne düşünüyorsunuz? Yani azınlıkların şimdiye kadar eşit vatandaş sayılmama sebebi hani Osmanlı'dan gelen bir öteki gayrimüslim olma ve farklı muamele görme miydi? Şimdi ne değişti de Müslüman olsanız, hatta dindar Müslüman olsanız bile iktidara biat etmiyorsanız ötekisiniz. Devlete azıcık ufacık bir itiraz bile geliştiriyorsanız ötekisiniz. Yani tabii ki devlet veya hakim olan güçler Türkiye'de her zaman birilerini ötekileştirebilirler. Her zaman yaptılar bunu ve çok da zor olmadığını görüyoruz. Yakın zamanlarda işte aynı söylenen şeyler var.
Ama burada şunu söylemek lazım. Yani din meselesi hala çok önemli. Eskiden tabii ki daha da önemliydi belki. İşi hala da önemli olmaya devam ediyor. Yani Türkiye'de gayrimüslim olmak, yani işte Yahudi olmak veya Hristiyan olmak bir ekstra bir sorundur. Hala öyledir. Başka şeylerden de devlet çarpabilirse, solcu olduğunuz için çarpabilir, 80 darbesinin olduğu gibi dindar olduğunuz için çarpabilir, bir sürü yerden çarpabilir ama bunlardan daha geniş çaplı, daha derinlemesine bir şekilde size çarpmasının birincil sebebi Müslüman olmamanızdır. O hala çok önemli bir şey aslında bu anlamda. Bir de yani geçen gün bir arkadaşa söylüyordum. Yani o kadar çok zaten yok edildik ki artık bugün hala bizim şey gösterilmemizin pek bir anlamı kalmadı yani. Hani hadi yine onları yok edelim diyecek bir şey kalmadı. Fazla üstüne konulacak şey mal, mülk de fazla kalmadı. Biz yok edildiğimiz için. Zaten daha önce konulacak şeylerin üstüne konuldu. O yüzden şimdi başka yerlere dönüyor bu iş. Ayrıca eskiden beri devam eden ayrımcılıklar da devam ediyor. Alevilere karşı ayrımcılıklar. Bunların aslında şey yapılması çok da sağlıklı da değil belki. Derecelendirilmesi de çok sağlıklı değil belki. Kim en çok şey yaptı? Hani burada acı olimpiyatlarına dönüştürmemek gerekiyor bunu. O şey değil, mantık olarak sorunlu bir mantık zaten. Ama tarihsel olarak bakacaksak tabii ki yani gayrimüslim olmak bu ülkede birincil bir problemdi. Çok uzun bir zamandır öyle ve hani devamlı olarak öyle oldu. Bu toplum neden hala çok tepki veriyor? Mesela ben tarihçiyim. Hani diğer şeyler de var ama asıl hani hepsinin üzerindeki kimliğim tarihçilik profesyonel anlamda. Türkiye'de tarihçi olmak çok zor bir şeydir mesela. Ben artık şey demiyorum. Mesela Türkiye'de taksiye falan bindiğim zaman ben tarihçi olduğumu söylemiyorum. Niye? Çünkü Türkiye'de yani bütün uzmanlık alanları olan insanlar bunu yaşamıştır bir şekilde de. Özellikle tarihçiyseniz bu çok kötü. Çünkü taksici size daha iyi bilir sizden zaten her şeyi ve size anlatır bir de üstüne yani. Bir de üstüne onun gerçeklik kabul etmediği şeyleri söylerseniz başınıza iş gelir. Benim işte Ankara'nın da dağın başında bırakılmam gibi mesela bir taksiciydi. Ben şeydeyken yüksek lisans yaparken hem Bilkent'te hem ODTÜ'de aynı zamanda yapıyordum o sırada bir şey tarih ve sosyoloji yapıyordum. Bir taksiye bindim. İşte bazı arkadaşlar da bindiler. Sonra onları bıraktık falan. Aramızdaki konuşmalardan işte şeyi anlamış bizim işte hani bu işlerle uğraşan insanlar oldu. Konu Ermeni soykırımına geldiği zaman ben olduğu gibi söyledim şöyledir böyle oldu falan diye. Bu böyle bir sessizleşti önce. İşte o saygı içeren tonu değişti. Hocam deyip derken bir anda böyle senli falan olmaya başladı. Sonra adam iyice böyle bir kızdı sesi yükselmeye başladı falan bilmiyorum. Sonra da Gazi Osman Paşa'nın arkasında gerçekten böyle dağ başı gibi bir yerde fazla böyle etrafta yani yolun etrafında binaların bile pek olmadığı bir yerde indirdi beni. Demek istediğim şu. Hep şey denir ya Türkiye'de. Meseleyi tarihçilere bırakalım. Bunu soykırım için derler ama başka şeyler için de aynı mantık var. Yok, hayır. Bir kere o mantığın kendisi sorumlu bir kere. Tarihçilere bırakalım mantığı sorumlu bir mantık zaten. Ama onu da yapamıyorsunuz zaten demek istiyorum bunu diyenleri. Yapamıyorsunuz onu. Niye? Çünkü tarihçi size söylediği zaman o zaman tarihçiyi vatan haini veya gerizekalı ilan ediyorsunuz veya satılmış veya bilmem ne ilan ediyorsunuz. Yani tarihçilere bırakalım diyenlerin tamamı tarihçiler onlara belli istemedik duymak istemedikleri şeyi söyledikleri zaman bunu kabul edemezler. Şimdi asıl mesele orada zaten biraz da. Bir şeylerin değişmesi için insanların aklında, içinde vesaire bunlar lineer, tek boyutlu şeyler değil. Yani mesela dediniz ya işte ben okuyorum, öğreniyorum falan diye. Bunu herkes yapamıyor ama. Yani bir sürü insana kitap verebilirsiniz, bir sürü şeyler, kaynaklar verebilirsiniz. Tarihçilerin en iyisinden 10 tane çıkarıp karşısına konuşturabilirsiniz. Yine değişmeyebilir bazı şeyler. Neden? Çünkü çok kapsamlı bir hazmetmişlik var, gerçeklik algısı var. O gerçeklik algısı çok önemli bir şey. Öğrencilere derste hep şey derim ben. Hani beyin yıkamak veya şey dendiği zaman, propaganda dendiği zaman insanlar çok böyle tekil bir şey düşünüyorlar. Hani böyle bilim kurgu filmlerinde vardır ya kafanıza bir şeyler koyarlar böyle falan. Sürekli bir şeyler izletirler size böyle. Beyniniz yıkanır falan. Öyle bir şey değil beyin yıkamak. Yani insanlar tabii ki kendileri düşündüğünde benim beynim yıkadır mı canım? Hayır der. Son derece bilgili insanlar da bunu diyor. Ve hani şey olan insanlar. Halbuki bu iş zaman içinde olan bir şeydir özellikle. Yani diyelim ki biz şu anda 1920'lerde yaşıyoruz. 1920'lerde yaşayan insanlar tabii ki hemen ondan 5 yıl önce, 10 yıl önce, 15 yıl önce olmuş olayları bilen insanlar, bilmeyen değil. Tabii bugünkü gibi internet gibi her şey her yerde olduğu için bazı şeyleri bilmiyor olabiliriz ama çoğu şeyi genel hatlarıyla biliyoruz. Şimdi bize öğretilen şeyler, o zamanın işte gazetelerinde söylenen şeyler, ortaya çıkarılan devlet söylemi falan, içinde yalanlar olduğu zaman biz bunları bilebilecek durumdayız. Hani şey değiliz böyle. Aa tabii canım öyle deyip hemen fikrimiz değişmez ya. Bir kısmının belki değişir ama çoğumuz bildiğimiz için bunları böyle kolay etkilenmeyiz. Ama başka motivasyonlar da var. Biz bundan faydalanmışsak, bu yeni söylem de ona uyuyorsa
onu tekrarlayabiliriz inanmadığımız halde. Peki bizim çocuklarımız ne olacak? Diyelim ki 30'larda 40'larda doğan kuşak. Onlar bu bizim gördüğümüz şeyleri görmediler, yaşamadılar. Onlar sadece onlara söylenenleri biliyorlar ve okula gidiyorlar. Ve bunun üstüne onların sonraki kuşağını düşünelim. Onların gerçekliği nedir? Hani 70'lerde mesela çocuk olan birisinin gerçekliği nedir? Cüneyt Arkın filmleridir. İşte Tarkan şeyleri, çizgi romanlarıdır, bilmem nedir. Sadece devlet şeyinden bahsetmiyorum burada. Yani okula gidip öğrenilen şeyler değil. Anne babasından duyduğu şeyler de birkaç kuşaktır artık gerçek olmuş olan şeyler. Onun için böyle bir insan siz gidip istediğiniz kadar tarihçi konuşturun, istediğiniz kadar kaynak getirin. Onun gerçekliğinin tamamen değişmesini gerektirdiği için bu kolay bir şey olmaz o. Hem psikolojik şeyler var orada, meseleler var. Hem de yani gerçeklik algısı meselesi var. Onun son ve aslında en önemli belki de şeyi, bileşeni şu. Büyürken İstanbul'da hani dediniz ya işte ben Şişli'de büyüdüm bilmem ne falan ama çok az hani azınlık insanlarla çok az benim şeyim oldu. Öyle olmadığını düşünelim ya. Yani İstanbul nüfusunun üçte birinin işte şey Rum, üçte birinin Levanten, ne bileyim işte önemli bir kısmının Yahudi ve diğer şeyler olduğunu düşünelim. Türk Müslüman olarak düşünecek insanların %40-%50 olduğunu düşünelim. Öyle bir gerçekliği bir an hayal edelim. Onun içinde büyümek nasıl olurdu? Sokağa çıktığınız zaman mesela alışveriş yapıyorsunuz. 6-7 dil duyuyorsunuz her gün. 6-7 dil. Çok normal bir şey olarak hem de. Eve dönerken komşunuz başka bir dil konuşuyor. Bilmem ne, siz onların hepsini tanıyorsunuz. Onlar sizi tanıyor falan. Günlük dil ve gerçeklikler derken sizinle konuşmadan önce böyle biraz bakarken Tekirdağ olayları diye bir linke tıkladım. Daha önce duymuştum aslında pogrom, Tekirdağ pogromu diye. Pogrom aslında Rusça bir kelime ve artık İngilizceye de geçmiş ve insanların etnik kökenleri nedeniyle kitlesel olarak imhası ve katliamı anlamına geliyor. Ve İngilizce'de Wikipedia'da bu olayın karşılığı Trakya pogromu olarak geçmesine rağmen Türkçesi Tekirdağ olayları, Ermeni olayları. Yani aslında normalde büyük bir katliam, etnik bir temizlik sınıfına girebilecek felaketler Türkçe tarih kitaplarına hep olaylar olarak girmiş. Hı hı. Buna bir tarihçi olarak baktığınızda bu beyin yıkama faaliyetinin bir parçası olarak mı görüyorsunuz? Nasıl görmeliyiz? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bu kendi başına olmuş bir şey değil. Yani bazı şeyler hani kültürel olarak kendi dinamikleriyle olan şeyler, o Cüneyt Arkın filmleri şunlar bunlar, önemli ölçüde kendi dinamikleriyle oluşan şeyler. İlla birisi onlara böyle yapın dediği için değil o. Ama bu örnek, dil örneği mesela, tam da işte hani Cumhuriyet rejiminin en baskın olarak, en bütün işte elindeki kaynakları bilinçli olarak kullandığı dili değiştirmek filan meselesi çok önemli bir şey zaten. Çok daha geniş bir politikanın parçası. Ve kesinlikle rastlantısal bir şey değil. Dil kullanımı çok önemli ve bilinçli olarak belli şekillerde kullanılması kesinlikle öyle. Çünkü yani düşünme biçiminizi şey yapıyor, belirliyor. Başka hiçbir şey olmasa, sadece dilin kendisi değişse bile düşünce biçiminizi belirleyen bir şey zaten. Çok önemli o yüzden. Yani işte bu Trakya pogromunun hani pogrom denmemesi, pogrom demeyebiliriz. İşte katliam denebiliriz, yok etme çalışması diyebiliriz. Bir sürü başka isim var, illa pogrom dememiz gerekmiyor ama olaylar dendiği zaman sanki böyle şey, ne bileyim işte Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları girişinde birbirleriyle şey yaptılar falan, kavga ettiler gibi bir anlam çıkıyor orada. O yüzden çok önemli değil tabii, şüphe yok. 7 Eylül olaylarını biliyoruz. Yani o olayların içerisinde yağma olduğunu, tecavüz olduğunu artık iyice daha çok üstü açılmaya başlandı. Ama mesela Tekirdağ pogromu çok konuşulmayan, az bilinen ve üstü örtülmüş olanlardan birisi. Sanırım temel motivasyon aynen dediğiniz gibi, yani bu tür programlarda, yağmalamalarda olayın ekonomik boyutunu insanlar çok belki ya konuşmak istemiyorlar ya da küçük görüyorlar. Aslında bu ne dini ayrımcılık ne başka bir şey, ama sermaye elinde tutan ya da varlığı elinde tutan kitlenin elinden bir şeylerin alınması. Bu meseleyi kaşıyıp yüzleştiğiniz zaman onun sonuçlarının ne olacağını, hani Türk resmi söylemine şeydir ya devlet, 3T, tanıma. Neydi? Tanıma, toprak, tazminat. Hı hı. İşte eğer evet, tanırsanız tazminat böyle gelir. Tanırsanız tazminatın sonunda da toprak gelir. Bunun hem tarihçi olarak hem de Türkiye'den çıkmış Türkiye azınlığı bir birey olarak size göre çözüm nedir?
Yani en son soruya en önce hemen cevap vereyim. Bunun böyle kolay bir çözümü yok böyle. Formül şey yapıp üretip şöyle şöyle yaparız. Ondan sonra da böyle olur gibi bir şey yok. Ama burada önemli olan şeylerden biri şu. Bu çözüm her ne olacaksa içinde mutlaka adalet barındırmak zorunda. Adalet olmadığı sürece herkes için adalet olmadığı sürece ve Türkiye'deki insanların önemli çoğunluğu bu yalan tarihe, sorumsuz tarihe, işte kendilerini belli şekilde gösterdikleri tarihe inanmaya devam ettikçe Türkiye'nin üstüne kurulduğu bir yapı olarak düşünürsek bunu, bir bina olarak düşünürsek altı boş olmaya devam edecek bunu. Ve o boşluk sürekli kendini tekrar tekrar ortaya çıkaracak ve o yapıyı sarsacak, sarsmaya devam edecek. O sarsıntılarda bir sürü başka insanın canının yanmasına sebep olacak. Yani hala devam etmekte olan insanların hedefe konması, grup grup insanların başlarına gelen şeyler hepsinin kökeninde bu yapının temelinin çürük olması var. O temelle yüzleşilmediği sürece bunlar devam edecek. Bunların devam etmesini istemiyorsak yüzleşmemiz lazım. Yüzleşmek içinde adalet barındıran bir şeydir. Onun için de adalet her neyi gerektiriyorsa onu yapmak gerekir. Bu demek değil ki Türkiye dağılmalı, işte bütün toprakları her yere gitmeli falan. Ayrıca zaten niye olaya böyle ulus devlet, sınırlar şeyinden bakalım ki? Biz bir devlet miyiz? Biz insanız. İnsan olarak çözümler bulmak gerekiyor vesaire. Onun için bir formül yok orada. Basit bir şey değil o. Bir de şu var. Çok hani insanlar kolaylıkla şeylere giriyorlar. Böyle çıkmaz sokaklara çok kolay giriyorlar. Mesela geçen yıl işte 9 Eylül'de bir şey yazdım Twitter'da. Yunanlıların denize döküldüğü Dökülmesi meselesi. günden Ha. bahsediyorsunuz. Çok evet, önemli böyle bir yani şey noktası, dönüm noktası bir Okulda öyle önemli şey. öğrendik. Mitolojide çok önemli yeri var yani. Yani denize dökülen kimse yok orada. Yunan ordusu çoktan geçmiş gitmiş zaten. Adamlar Çeşme'ye gittiler, oradan gittiler. İzmir'de 9 Eylül'de öyle bir şey yok. Yunan ordusu diye bir şey yok. Uzun süredir yok. Gitti adamlar çünkü. Kim var orada? Denize dökülen bir takım insanlar var. Öldürülen on binler var orada. Ölüyor insanlar, boğuluyorlar falan. Tecavüze uğruyorlar vesaire. Onlar sivil. Osmanlı sivilleri onlar. O toprağın insanları olan siviller öldürülüyor orada. İzmir'in kendi insanları öldürülüyor orada. İzmir'in kendisi ölüyor orada aslında. Ama bizim insanımız şu anda bana nasıl bakıyor? İşte onlara hani zorlarsanız öyle olduğunu anlamaya. O zaman onlar ne diyorlar mesela? Onlar da düşmanla işbirliği yapmasalardı falan. Böyle bir şey olabilir mi tarihte ya? Sivil halkı yok ediyorsunuz. Savaş koşullarıydı diyorlar. Sanki savaş koşulları olunca bir anda bunlar her şey okey, mübah, yapılabilir ve meşru. Böyle bir şey yok. Savaş koşullarında da sivili yok etmek bir suçtur. Bunu bile daha hazmedemiyoruz yani. Çok açık ve net olması gereken bir şey bu. Kendi vatandaşını yok etmek falan net. Konuyu işte tazminat, toprak falan konularına tıkarsak hayatta o hiçbir yere gitmez. Onun öncesindeki yapı taşlarını oluşturursak insanlar zaten bir takım çözümleri kendiliğinden bulmaya başlarlar. Ve bu çözümler devletler arası kurumsal çözümler olmak zorunda da değildir zaten. Karşımızdakini eşit insan olarak gördüğümüz zaman herhalde, aynı düzlemde gördüğümüz zaman, onu bir koruyucu, kapsayıcı ya da işte hamisi olarak değil de eşit vatandaş olarak gördüğümüz zaman aslında bir çözüm kapısı aralanabilir gibi, ama Ki hoşgörü biliyoruz öyle bir laf. diye. Evet. Yani Evet. hoşgörü lafı öyle bir laf. Çok yukarıdan bakan bir laf zaten. Yani biz yukarıdayız. Onları böyle kanadımızın altında Evet. koruyup onları hoş görüyoruz. Öyle bir şey olmaz yani. Mümkün değil. Aslında son soruma, yani sormayı unuttuğum soruma çok güzel bir giriş olacak buradan. Osmanlı dönemindeki azınlıklar meselesinden biraz bahsettik. Orada yayından önce ikimizin de Bilkent'le olduğumuz için aşina olduğumuz bir isim. Ben Stanford Show isimli bir hocadan ders almıştım. Oradaki anekdotu da anlatayım da insanlar bir fikir edinsin. Ben o zaman kafam karışık ya, hani Türkiye'de bir üniversite öğrencisiyim Ermeni meselesi konusunda. Dedim ki kendi kendime, Stanford Show Amerikalı, hiçbir bu meselede çıkarı yok. O Ermeni meselesinde hem de uzman, yani hoca, koskoca tarihçi. O ne derse Ermeni meselesinde ben onun söylediğini kabul edeceğim. Çünkü benim her şeyi bilmeme, okumama imkan yok, ama bu adam gelmiş, Türk de değil, Ermeni de değil, işte tarafsızdır falan. O zaman demiştik ki Ermeni meselesi konusunda, bu karşılıklı katliamdır, mutual killings demişti. O zaman ben böyle hani biraz böyle hani işte Türk'üm ya Müslüman, neyse biraz içim rahatladı. Neyse Stanford Show dedi ki soykırım değil falan diye, böyle O birazcık dediyse, böyle o bile dediyse. içime su serpildi falan. Ama sonra öğrenince, hani biraz daha yurt dışına çıkınca özellikle bu meseleleri insan iyice anlıyor. Ya sonra dedim ki Stanford Show bu meseleyle ilgili böyle dediyse, demek ki öbür meselelerle ilgili söylediklerine de
çok şüpheyle yaklaşmak gerekir. Denver Show'da Osmanlı İmparatorluğu dönemi azınlıklar başlığı altında şöyle bir alıntı var. Osmanlılar baştan beri fethettikleri ülkelerin Hristiyan ve Yahudi halklarını ne köleleştirmeye ne de din değiştirmeleri için zorlamaya çalışmışlardır. 19. ve 20. yüzyılın başında Osmanlı azınlıklarınca çıkarılan sorunlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun önceki 500 yıl boyunca onlara karşı uyguladığı hoşgörülü yönetimin sonuçlarıdır. Demiş Stanford Show Wikipedia'ya göre. Yani Osmanlı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar ya da varsayımlar üzerine de biraz azınlıklarla ilgili konuşabiliriz. Öyle de toparlayabiliriz. Tamam. Yani iki ayrı kısım var bunun. Bir tanesi Stanford Show özelinde olan. Stanford Show tabii ünlü bir tarihçi ama Türkiye'de tarihçilere böyle bir şey bakma merakı var. Böyle yarı tanrı olarak bakma merakı var. buna ne yazık ki Türkiye'li tarihçilerin bazıları da, yani benim kendi meslektaşlarımın bazıları da çanak tutuyorlar. Hani Türkiye'deki mesela işte programlara çıkan, şey yapan, çok konuşan tarihçilere baktığımız zaman her konuda uzman olmak zorunda bazıları mesela. Hiçbir zaman ben bilmiyorum demezler mesela. Ya ben bilmediğim zaman bilmiyorum yani, ne yapayım, yok, bunda utanılacak bir şey yok yani. Bunu demek de garip bir şey olmaması lazım ama yani günümüz olaylarından Rusya'dan işte Güney Afrika'ya kadar, işte Japonya'dan Amerika'ya kadar her konuda uzman olan tarihçilerimiz var Türkiye'de. Yarı tanrı modunda gezen böyle. O zaten kendi başına sorumlu bir kültüre işaret ediyor. Yani böyle bir şey değildir tarihçi çünkü. Stanford Show biraz da onun etkisiyle Türkiye'ye geldiğinde de zaten öyle biraz karşılandı bazı kişiler tarafından. Şimdi tarihçi olarak sorumlu bir tarihçi olduğunu bizzat kendi öğrencileri zaten tespit etti ve hani ondan sonra gelen kuşaklar var hani akademik olarak baktığımız zaman. İşte onun kendi öğrencilerinden biri olan Donald Quatert benim kendi hocamdı Binghamton'da. Quatert mesela Stanford Show'un hemen hemen bütün konulardaki pozisyonlarına karşı bir pozisyon aldı zaman içinde ve benzeri yine öğrencileri de aynı şeyi yaptı. Stanford Show birkaç isim daha sayılabilir. Heath Lowry, işte Justin McCarthy falan gibi. Çok küçük azınlıkta aslında bu insanlar. Belli şeyleri belli şekilde söyleyen, Ermeni soykırımı, azınlıklar konularını belli şekillerde işleyen. Her birinin kendi bir takım şeyleri var, amaçları var öyle söylemek için şüphesiz. Bazıları gerçekten öyle düşündüğü için söylüyor olabilir, bazıları başka amaçlar için söylüyor olabilir. Bunu hani oraya girmeyeyim şimdi ama Stanford Show örneğinde işte yani dedim işte Donald Quatert'ın da hani bizzat ortaya çıkardığı işte intihal örneği vardır vesaire vesaire vardır, sorumludur. Ama çok küçük sayıdadır bunlar aslında. Türkiye'de öyle görülmez veya gösterilmez. Sanki zannedilir ki dünyada böyle büyük bir şey var, büyük bir tartışma var böyle. Şey olmuş bir konu değil falan. Halbuki dünyada baktığınız zaman tarihçilerin %99.9'u aynı şeyi söylüyor. Sadece çok küçük bir azınlık. Biz cımbızla onları çekip böyle bakıyoruz. Şimdi Osmanlı'daki azınlıklar meselesi bir daha önemlisi bizim bugünkü toplumun yani o konudaki algısı meselesi. O algı şöyle beslendi. Yani bir yandan kültürel tarafı var bunun. İşte şeyler, diziler falan var ya hani Osmanlı'yı gösteren işte ta kuruluştan başlayarak hatta bilmem ne falan bir sürü değişik dönemi gösteren. Oralarda bütün bu ortaya çıkan şeyler hem eski bazı temalar var, mitoloji var. İşte Türklerin neyi nasıl yaptıkları ile ilgili. Daha Bizans'a kadar giden, daha öncesine de giden hatta. Bir de şey var yani Türkler her zaman işte hoşgörülü davranmıştır. Bilmem ne böyle şeyler. Evet. Şimdi bir tarihçi olarak yani ben bir sürü örnek verebilirim. Hiç de hoşgörülü olmadıkları, bir sürü katliam yaptıkları, tarihteki diğer pek çok insan gibi, pek çok kavim gibi bir sürü korkunç şeye imza attıkları örneklerle dolu ortalık. Ama biz kendimiz hakkında böyle bir mitoloji yaratmak istediğimiz zaman ve onun hani kendimize bir yansıma olarak gördüğümüz zaman biz de onun sonucuyuz ya yani hani hiçbir zaman haksızlık etmeyen, şey yapmayan falan. Oradan geriye gidilebilecek en son nokta şey oluyor. Tamam herkes katliam yapmış tarihte ne olacak noktasına geliyor. Hı hı. İyi de o zaman niye bütün bu hani Türk kahramanlığı, hoşgörüsü bilmem nesi şeyini niye o zaman hani inanıyorsunuz? Madem bunu söyleyecektiniz sondaki o da sorumlu bir şeydir ayrıca. Hani yine sorumluluk almama şeyidir yani Amerikalılarda Kızılderilileri yok etti. Falan gibi böyle. Sanki şeyiz 5 yaşında çocuklarız böyle oyun şeyinde böyle tartışıyoruz. İşte sen onu yaptın yok sen onu yaptın falan gibi. Bu şekilde düşünülemez bunlar değil mi? Şimdi bir de şöyle parantezi açayım o sırada hani biz biliyoruz farkındayız belki özellikle Amerika'da yaşayan insanlar olarak ama gelişmiş toplumlardaki fark bununla yüzleşip bunu çocuklara öğretmeleri. Evet ya yani ben bunu da çok yıllardır söylerim. 20 yıl boyunca ben burada ders verdim üniversitelerde sonuçta. Bunların arasında o çok temel dersler de var Amerikan tarihi dersleri.
Onlar da standart herhangi bir Amerikan tarihi şeyini açtığımız zaman, ders kitabını ve derslerini aldığımız zaman ben bunların hepsini şey yaptım zaten derslerde. İşte Kızılderililerle olan şeyler soykırımıdır değil midir? Bunları düşündürdük, tartıştık şey çocuklarla. İşte şey İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlar. Daha pek çok şey işte hani şey siyah beyaz ayrımcılığı işte 60'larda son hareketlerde neler olduğu. Bunlar standarttır yani. Yani bunları evet, ben derste evet. anlattığım zaman kimse şey yapmaz, sesini çıkarmaz. Zaten evet tabii ki bilinen şeyler çünkü ve normal şeyler konuşulması. Benim Türkiye'ye gidip işte Ermeni soykırımı, Rum soykırımı falan diye böyle normal bir ders verdiğimi düşünülebilir mi? Medyaya çıkmadan, birileri bana saldırmadan, işimi kaybetmeden mümkün değil böyle bir şey olması yani. Neyse. Şimdi Osmanlı'daki hoşgörü azınlık meselesi. Burada çok becerikli bir takım manipülasyonlar var. Şöyle ki bir kere hangi yüzyılda nereye bakıyoruz? Bunlar önemli şeyler ama çok genel konuştuğumuz için yine genel bir şeyler söyleyeyim ben. Osmanlı nereye doğru genişliyor birincil olarak? Batıya doğru genişleyen bir şey değil mi? Yani Anadolu'ya gelişi de batıya doğru geliş. Zaten Anadolu topraklarına Rum denmesinin sebebi de ya, Roma topraklarına geliyoruz. Zaten Anadolu Selçuklusu diye bir şey de yok. Adamlara yani zaman makinesi olsa gidip desek Selçuklulara siz Anadolu Selçuklusu musunuz falan desek. Adamlar anlamazlar ne ya biz Rum Selçuklusuyuz derler. Kendine Rum Selçuklusu diyor adam. Roma Selçuklusuyuz yani biz. Şimdi onun bilinci var onlarda ve elde edilen topraklarda önce Anadolu'da sonra şüphesiz Balkanlar'da ki Rumeli değişiyor. Anadolu'dan oraya gidiyor. Rumeli yani Balkanlar oluyor falan. Balkan topraklarında toplumun büyük çoğunluğu zaten Müslüman değil. Siz buraları daha yeni ele geçirmişsiniz. Tepelerine gidip hadi şimdi herkes Müslüman olacak diye zorla şey yapabilir misiniz? Dağlar imparatorluk. Böyle bir imparatorluk olamaz yani. Tarihsel olarak böyle bir şey mümkün değil. Osmanlılar geri zekalı değiller. O toplumu nasıl yöneteceklerini anlıyor adamlar tabii ki. Bu yüzden de Osmanlı ta şeye kadar, Selim dönemine kadar, yani işte şeyin Suriye ve Mısır'ın alınmasına kadar falan, Osmanlı toplumunun çoğunluğu Müslüman değil. Çoğunluğu Müslüman olmayan bir toplumda, sonra da önemli bir kısmı Müslüman olmayan bir toplumda zaten bir şey dayatamazsınız kolay kolay. Ha, indirekt olarak, doğrudan değil, dolaylı olarak şeyler vardır. Nedir? Mesela Osmanlı altında yaşayan Hristiyanlar daha çok vergi verirler. Birincil vergi kaynağı şeyin devletin. Onu kaybetmek istemiyor devlet zaten ama öte yandan da siz Hristiyansanız... Baştan beri mi öyleydi o? Yani her evet. dönem mi öyleydi? Evet, her zaman daha fazla verdiler, her zaman. Zaten bir de üretim açısından da daha çok üretken olan hani ta köylü düzeyine bile insek üretken olanlar genellikle Müslüman olmayanlar oluyor. Hatta Osmanlı'da büyük bir güvensizlik var işte şeye. Türk dedikleri onların Türk dedikleri bizim değil de onların hani Türk dedikleri şey onlar için kötü bir şey. Böyle dağdaki adam olarak falan düşünmüyor. Böyle şey laflar var Osmanlı'da. Deyimler var mesela. Türk'ün şehre gelince başı ağrır diye meşhur bir deyim var mesela. İlk defa duyuyorum. İşte bunu şey olarak görmesinden, Osmanlı'nın Türk dediği insanın dağlı, işte böyle işe yaramaz, başı bozuk birisi olarak görmesinden geliyor. Bizim sonraki hani Türk kavramıyla alakası olmayan bir şey. Neyse. Ama mesela Hristiyan bir şeyseniz, vatandaş değil işte bir tebaaysanız Osmanlı'da, bir sürü başka baskı da var üzerinizde. Yani hem daha çok vergi veriyorsunuz, mahkemeye gitseniz sizin lafınız bir Müslümanın lafıyla aynı ağırlıkta değil. Haklarınız kesinlikle aynı değil. Bir sürü sorun var. Bu koşullarda kimse sizi zorlamadan Müslümanlığa geçmenin avantajları var değil mi? Böyle geçen kaç kişi var acaba? Bunun hani sayısal bir şey yapılabilir mi bilmiyorum ama çok basit bir şey görüyoruz. Kolaylık. Ha, kolaylık. Aynen öyle kolaylık. Yani bu daha önceki zamanlarda yani Osmanlı'dan geriye gidersek yani İslam'ın yayılışına falan bakarsak mesela İslam nereye yayılıyor? İşte bir tarafında büyük bir imparatorluk olan Sasaniler var. Öteki tarafında Bizans var. Bizans ve Sasani topraklarına ilk gittiğinde İslam hani bir şey olarak oraları ele geçiren bir politik unsur olarak gittiğinde sadece din değil. O topraklarda da çoğunluk Müslüman değil. Ama aradan 300-500 yıl falan geçtiği zaman bakıyoruz çoğunluk Müslüman. Nasıl oldu bu? Hep şey derler ya hani zor kullanarak olmadı falan. Yok zor kullanılarak Müslümanlığa geçenler de oldu. Zor kullanıldı bazı yerler. Ama zor kullanılmadan da oldu. Zor tanımı önemli orada. Yani illa böyle hı-hı. tepenizde kılıçla birinin hı-hı. durması gerekmiyor aynı zamanda. Bütün bu avantajlar dezavantajlar meselesi. Yani çocuğunuzun iyi bir geleceği olmasını istiyorsanız bunun tek yolu Müslüman olmaksa bunu yapabilirsiniz yani. Bu tip süreçler tarihte daha az konuşuluyor. Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu'na has bir durum da değil. Mesela Rusya İmparatorluğu'nda özellikle Polonya'nın Rusya'ya geçmesinden sonra tarihinin belki en yoğun Yahudi nüfusuna sahip oluyor. Evet. Ve
Oradaki ayrımcılıktan dolayı pek çok Yahudi Hristiyan olduğu zaman devletle, Sovyetlerle ya da işte Çarlık'la, daha sonra da Sovyetlerle hiçbir problem olmuyor. Yani aslında sadece bu Müslüman Türklere değil, bütün imparatorluklarda, bütün o eski dönemlerde yaşanan anlayış, eşit vatandaşlık kavramı olmadığı için orada da Rus ve Hristiyansanız elbette daha avantajlısınız. Dolayısıyla pek çok insana daha kolay geliyor ve Hristiyan oldukları andan itibaren hiçbir sorunla karşılaşmıyorlar. Aslında Evet, evrensel baktığımız yerine göre zaman değişiyor. Bazen yani o dönüşüm yaşadıktan sonra hala problem yaşayanlar da var ama genel olarak evet. yani demeye çalıştığım bu kolaylık, işte din değiştirme ya da ana kimliğe, makbul sayılan kimliğe dönüşüm aslında sadece Osmanlı topraklarına da yaşanmamış. Evrensel baktığımız zaman bütün bunların işte dediğiniz gibi güçlü olan, daha yönetilen konumunda olanlar arasındaki ilişkilerden kaynaklanıyor tabii ki. Bugün insanlar çok şaşırıyor bakarsanız şeye yani hani insanlarda şöyle bir yanlış algı var. Hani genetik şeyler, testler çok yaygınlaştı ya şimdi. DNA testleri falan. Onlara birazcık cahilce yaklaşılıyor. Yani onlar böyle işte kim olduğumu öğreneceğim orada falan diye. Bir şey çok karışık şeyleri çok basite indiriliyoruz öyle yapınca ama oradan enteresan bir şey çıkıyor. Yani Türkiye'deki mitolojiye göre Türkler kimdir? Yani Türkiye'de Orta yaşayan Asya. insanlar. Orta Asya'dan geldiler. Yani Orta Asya'dan gelen insanların kaç kişi olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Geldikleri topraklardaki toplumun kaç kişi olduğunu 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Onun 1/10'dan az bir insan geliyor oraya. Mümkün mü bugün Türkiye'de yaşayan insanların çoğunluğunun Orta Asya'dan gelmiş olması? Değil. %10 falan olması lazım. Nitekim genetik araştırmalara baktığımız zaman %10, %15 bazen daha az çıktığını görüyoruz. Ve insanların bunu nasıl kendi içlerinde şey yaptıklarını, işlediklerini görmek çok ilginç. Bazıları buna şey diyor. Tamam zaten Türk demek işte şeydir. Irk bazlı değildir diyenler çıkıyor. Ne mutlu Türk'üm diyene üzerinden Çok güzel. konuşuyoruz ama. Bazıları da şey falan diyor işte. Yani böyle miymiş falan diye gerçekten böyle şaşıranlar falan oluyor. Çok ilginç bir alan aslında o da ama başka bir şey konu konuşmak Ben istiyorum. Özellikle. yaptırdım, evet, konu konuyu açıyor. Yavaş yavaş kapatalım çünkü izleyicilerin Evet. sabrını zorlamak istemem. Keyifli bir sohbet ama ben de sırf merakımdan yaptırdım. Ama çok geniş kategoriler. Yani ben zannediyorum ki daha şey söyleyecek. İşte biraz Persian, biraz Anatolian, Turkey. Modern day Turkey. Tamam ama neresi yani? Türkiye'nin içinde neler var? Ama Orta Asya'dan Mongolia'nın %2 çıktı mesela. Yani Çok da çünkü normal. sonuçta Anadolu'yuz. Yani karma Evet. karışık bir şey. Kim bilir neler olmuş. Kayıt tutma Şimdi. yok, sözlü kültür vesaire. Eğer herhalde elit bir şeyden gelmiyorsanız o bilmiyorum kimlerin nüfus kayıtları tamam. Onu da ayrıca bir konuşmak lazım. Derin konular Evet. ama normal Türkiye'de sıradan bir vatandaşın herhalde birkaç yüzyıl önceden daha geriye gitmesine imkan var mı? Son olarak onu sorup bitirelim. Yok, hayır, yok. Ben kendim için çok uğraştım mesela. Üstelik bunu da yani sadece herhangi biri olarak bir tarihçi kaynaklarına sahip, arşivlere gidebilen, farklı dilleri okuyabilen vesaire biri olarak yaptım. Ben mesela işte şeye gidebildim. 19. yüzyılın başına gidebildim bir kısmı için. Ailenin bir kısmı için 16. 17. 15. yüzyıla Aa, kadar da gidebildim İtalya iyiymiş. tarafı. İtalya tarafı öyle. O daha çünkü yazılı şeyler var burada. Kim ne zaman geldi falan diye. Ama ailenin Ermeni tarafında mesela öyle bir şey yok. Zaten büyük yok oluş var arada falan. Onun için takip edilemiyor. Valla Avrupalı olmak başka azizim. Görüyorsunuz işte. Yani İtalyan kökenli olunca 16. yüzyıla gidebiliyorsunuz yani. Bizimkilerin en fazla Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Kelkit falan yani. Nereye gidebiliriz oradan? Evet. Valla çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet Ben oldu. teşekkür ederim. Zaman ayırdığın için ve değerli bilgileri paylaştığın için. Ayrıca biraz özel hayata da girmiş gibi olduk. Onun için de teşekkür ediyorum. İzleyenlere de geldikleri, izledikleri için teşekkür ediyorum. Gelmişken abone olmayı unutmazsanız memnun olurum. Görüşmek üzere.